yüzünün bakışından belli. Nasıl bakıyorum ki? Yüzün ekmeç ayrın, çiçekleri yaşmış. Of ki gitmiş, pişman olmuşsun. Ya artık Şahin'e kızmıyorsun değil mi? Baba, o mesele kapandı artık. Ama öyle olmaması gerekirdi. Hoca Efendi, Şahin'i affetmen gerekirdi. Sen dün akşam rüyanda Şahin'i gördün mü, görmedin mi? Ha baba, görmedim Şahin'i falan. Adını bile duymak istemiyorum ben onu. Şeytan görsün yüzünü. Hala Hacı Efendi, galinlere getirdin bizi. Hey. Şahin. Geldi mi fotolar? Ver bakayım. Bakmasan. Ula bakmayasaksak. Bu herifleri neden taktık bunların peşine ha? Şahin. Senin amacın aralarında ne olduğunu bilmek değil mi? Ben sana anlatayım. Naz. Naz. Oyun oynama bana. Ver bakayım. Hayır canım. Yani ben seni düşünüyorum. İçinde pek iç açıcı şeyler yok da. Ver şunu bana bakayım. Neysin? Beni dolandırdın. Beni kandırdın. Aldığın paraları geri ver. Üç kağıtçı. Aldığın paralar dizine gözüne otursun. Taş otursun sen ol. Ulan sakallı gördük. Hoca sandık. Kilit beyindin bizi. Ulan ben o büyüğü kaç kişi yattım biliyor musun sen? Hepsini ada tuttu. E senin kızının itikadı zayıfsa ben niye dayım? Senin... Sizin gibiler bütün dinlerden dışarı. Ay ol ay. Arif. Yine ne işler uğraşıyorsun sen? Ha bu kutu neydi o? Diyafon emini. Ne fon? Diyafon emini. Diyafon. Ama istersen sen Arifon diyebilirsin. İster Arif onda diyebilirim. Peki ne işe yarıyor bu fon? Şu işe yarıyor hayatım. Bu alet insanlar arasında iletişimi sağlıyor. Telefon gibi, telsiz gibi, ne bileyim telgraf gibi. Mesela sen bana bir şey demek istiyorsun ama buradan atölyeye gitmek zor geliyor. Ne yapacaksın? Bu aleti kullanacaksın. Ya buradan atölyeye gitmek neden zor gelsin? Açarım kapıyı, seslenirim sana, sen çıkarsın oradan, bağırarak konuşuruz da. Yok, bağırma Emine. Burada sakin sakin konuş işte. Ya niye bağırıyorsun Emine? Ayıp da. Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Medeni olalım biraz. Çok affedersin Arif. Acaba kime ayıp? Yani Hopa sosyetesine mi? Ya Emine,
Ben sen yorulma diye burada sana sistem kuruyorum. Sen beni azarlıyorsun ya. İyi tamam. Nasıl kullanacağım bunu bir anlat da. Şimdi şöyle kullanacaksın hayatım. Ha bu düğmeyi görüyor musun? Hı. Bunu kaldırıyorsun. Heh. Seni çok seviyorum kocacığım diyorsun. Dinlemek için düğmeyi aşağı indiriyorsun. Nasıl konuşuyorsun böyle herkesin içinde? Ayıp da. Ya hayatım niye ayıp olsun ya? Sevmek, sevilmek, sevdiğiyle mutlu olabilmek ayıp şeyler midir ya? İyi, tamam. Sonra ne edeceğim peki? O ne anlattı? İşte bunun aynısından atölyede de var. Ben de düğmeyi kaldırıyorum. Sen de benim hayatımın anlamısın, aşkım diyorum. Yo, Arif. Ben de kime diyorum diyorum. Sen de sağ ol aşkım deyip düğmeyi kapatıyorsun. İyi. Aferin Arif. Hey. Aferin Tarif. Nereye? Denemeyecek miyiz ya? Ben şimdi atölyeye geçiyorum. Sen burada bekle. Ben sana oradan mesaj göndereceğim, tamam mı? Haydi Orhan. Hadi kolay gelsin. Ben bunu deneyeceğim. Biraz yavaş hadi. Emine. Alo Emine, beni duyuyor musun? Emine. Oo. Alo Emine. Ya öküz gibi bağırıyorum da bir hop kimdir nedir bir şey dede kadın ya. Emine! Ulan alet mi bozuluyor musun? Ama az önce denemiştik Arif. Çalışıyordu. Ulan o zaman oradan bağlayamamış olabilir miyiz? Bir daha gidip bakalım. Haydi bakalım. Emine, Emine. Ne Emine? Ya Tantalık'la Ayhan'ı bir araya getirirsin. Yiyecek icat ettim dersin. İki tane kavlayı bir araya getirdiğin zaman mucit olursun. Ya bunların hepsi boşa yemek diyorum da sana. Emine. Ya Emine. Bir işe girsen. Ha böyle elimde bir maaş geçse, sigortam olsa. Ya her ay elimize ne geçecek biz de bir bilsek da. Ya bıktım da senin bu mucitliğinden, bıktım da. Sen de gülme de anne. Resul Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Resul Bey. Hürri misin, perri misin? Ağzın burnun büzüldü. Ölüyor muyum nedir la ilahe illallah? Resul Bey merhaba. İn misin cin misin? Galiba bana bir emri ilahi vuku bulacak. Sizi burada bulacağımı söylediler. Darlandım. Nabzım anide düştü. Beni neden arıyorsun? Rahatsız mı ettim yoksa kusura bakmayın. Yok, rahatsız etmedim. Ağzımı, burnumu, kulağımı açtım. Seni dinliyorum. Benim bir sıkıntım var da. Sıkıntın mı var? O ki sıkıntın var. Neden dikilip duruyorsun oraya? Gel, gel otur buraya. Buraya gel efendim. Otur. Ya, ya otur, otur. Sen beni imtihan mı ediyorsun? İyi ki
kimden diyorsun çıkaramadım? İsmim Süheyla. Hopa'ya yeni geldim. İş arıyorum. Hacer Hanım size bahsetmedi mi? Benim garip Hacer. Allah söyletmiştir. Ama ben senin böyle bir afeti devran olacağını bilemedim. Niye bilmiyordunuz Resul Bey? Ne yapacağımı bilemedim. Nereye gideceğim, nereye koşacağım, kafayı nereye vuracağım, onları bilemedim. İşler çok bu ara. Ondan bilemedim. İşte ben de o yüzden cevap beklemeden hemen geleyim dedim. Kendimi size bizzat kendim tanıtmak istedim. Ne güzel tanıttın, ne güzel tanıttın. Aferin. Hiç pişman etmem sizi. O kadar iyi çalışırım ki bütün yükünüzü hafifletirim. Ardadır, ardadır benim çok katı prensiplerim vardır. Seçerek çalışırım. Prensip sahibi olan adamlar hoşuma gider. Öyle mi? Ama benim prensiplerim çok büyüktür. Lakin kontenjan. Kontenjanımızda yer kalmadı. Ama sen bana telefon numaranı bırak. Ama benim hemen çalışmam lazım. Tabii çalışman lazım. Tabii. İndirme pancurlarını. Ben seni ayarlayacağım. İşini, işini senin ayarlayacağım. Anladın mı? Endişe edecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Kalbinizdeki ritim bozukluğu küçük bir hata neden olmuş. Aşırı yorgunluk ve stres de bu duruma etkilemiş olmalı. Bizi çok korkuttunuz Şahin Bey. Birdenbire öyle yere yığılınca ödümüz koptu. İşe güce bir süre ara vermenizi öneriyorum. Kendinize zaman ayırın, dinlenin. Stresli ortamlardan da uzak durun. Ha bir de ilaçlarınızı düzenli kullanmanız oldukça önemli. Şimdi doktor, bitti mi her şey? Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. O zaman Şahin Yılmaz'ı taburcu etme zamanı gelmiştir. Kesinlikle mümkün değil Şahin Bey. En azından birkaç gün gözetim altında kalmanız gerekiyor. Ritim bozukluğu öyle hafife alınacak bir konu değil. Tetkikler yapıp altında yatan sebepleri araştırmamız gerekiyor. Doktor, ben hastaneye kalamam. Biliyorsun, derlenirim. Buraya daha çok kötüye giderim. Ben eve dinleneyim. Kontroller için de ara sıra sağa uğrarım ha. Bu işin pazarlığı yok Şahin Bey. Hastanede kalmanız konusunda ısrar ediyorum. İmza atıp da sizi taburcu edersem hekimlik yeminime ihanet etmiş olurum. Tekrar geçmiş olsun. Doktor Bey haklı. Devam kete ve gobaro, şadari kostiyo. Hey, şenge unevi, şadari kostiyo. Asuhi gama gavine, kostiyo da aynı ahe. Georgi, rahte baman. Tamam, tercih meşe ve gitmet, hımar kalksam. Ekmeci hımas ver kalksam. Kurumunca yapacağım. O dişi, o dişi, harbi çödi. Şentar muşa oğuz. Niye kaykmakan dayı çoğun muşa oğuz? Nasi kamu kadık ebe, ega damı yanına. Erti ubralo kaçır ve buli biçi ya da sakme mi veç.
Öyle ne çimdin? Su içiyorum. Allah manda şifası versin. Öyle ne bakıyorsun, iki gözü bir delikten çıkmış gibi. He? Kırma mısın sen? İçtin suyu, oturdun aşağı. İşte gözü olmayanın harmanda yüzü olmaz. Sudur bu Resul abi, zararı olmaz. Zararı olmaz mı? Oğlan ben seni uzun zamandır gözlüyorum. Kaytarmak için fil gibi su emiyorsun. Sonra oturuyorsun aşağı. Ola git toplayacak bu çayları. Atın iyisi alayda. Kabın iyisi kalayda. İşçinin iyisi de çalıkla belli olur. Öyle ben senin gibi uyuz işçiyi ne yapayım? Hadi topla pılını pirtonu da çık git. Senin gibi işçi keseye zarar. Yazıklar olsun Resul abi. Bir su içtim diyeyim bunca afra tafran. Bunca yıllık emeklerim gözüne dizine dursun. Öyle. Bu çaylık benimdir. Para da benim. İstediğim gibi konuşurum. Dümanda! Eskiden bu kadar saf değildin Şahinci. Aralarında başka türlü bir ilişkinin olduğu kesin. Bahar kendine başka bir hayat seçti ve seni bir başkası için terk etti. Şahin Bey, bu halde nereye gidiyorsunuz? Sen yolla. Osman, uşağım, hemen hastanenin önüne gel, al bana. Daha bizim gözümüzün yaşı kurumamışken, hala kavrulurken, yüzünün karasına bakmadan nasıl çalar kapımızı? Hangi sıfatla gelir yanımıza? O ki bizim ciğerimizi yaktı. Onun da ciğeri yansın inşallah. Dermansız dertlerle kavrulsun da bir damla su veren olmasın inşallah. Babam, baba demeye dilim varmıyor artık. O adam benim için öldü anne. Onu asla affetmeyeceğim. Sen de hiç vakit kaybetme. Yarından tezi yok. Git boşanma davasını aç. Aç açayım kızım. Aç açayım. O adam ne seni ne de bizi hak ediyor. Ama babam geri geldi. Evet geldi. Ama bizi düşündüğü için Hopa'ya geri dönmedi. Kendisini düşündüğü için, mecbur kaldığı için geri geldi. Biz onun umrunda bile değiliz. Onu asla affetmeyeceğim. Aa, abi. Sen ne zaman geldin? Ah. Anne. Anne. Ya. Ya. Yaşar, Yaşar, Yaşar nerede? Nerede Yaşar? Orhan, bilip de ne yapacaksın anneciğim? Bizden ırak Allah'a yakın olsun. Hadi gel. Anne. Anne, canım benim, gel sakin ol anneciğim. Ya, dur. Yaşar, buraya geldi. Nerede? Nerede Yaşar? Abi biz de bilmiyoruz nerede olduğunu. Gel sakin ol, otur biraz. Yok. Bırakın beni. Nerede? Söylemeyin o zaman. Ben gidip bulacağım onu. Ben bulacağım. Orhan. Abi dur. Gitme. Camlar ettik de iki camlı olacak iş değil bu Yaşar abi. Ev nemden çürümüş, her tarafını kurtlar yemiş. Ama merak etme sen. Ben tesisattan da anlarım, elektrik işinden de.
Hazır elim değmişken badana boya da yaparım. Her bir şey hallederim ben evvelallah. Sen işine bak hele. Aciliyeti yok onların. Boya badana işini ben de yaparım. Tamam ha. Yaşar. Yap diyordun. Hesabını. Vereceksin Yaşar. Yaptığını. Ödeyeceksin Yaşar. Ödeyeceksin Yaşar. Bir bir. Bir bir. Bir bir. Anlatacağım. Her şeyi. Anlatacağım. Ödeyeceksin. Fazla şey yaptım beyler. Var mı içmek isteyen? Muzaffer abi ben bir tane alabilir miyim? Tamam. Vallahi ben de içerim ama tavşan kanı olsun. Olsun bakalım. Orhan. Orhan hoş geldin oğlum. Gel bir sarı kola vereyim sana. He? Yok. Yok. Hiçbir şey içmem ben. Yaşar'ı, Yaşar'ı gördün mü Muzaffer? Buraya geldi mi? Yok Orhan'ım gelmedi. Bir sıkıntılı gördüm seni ya. Başınızda bir dert mi var oğlum? Bir şey soracağım. Yaşar'ı gören var mı? Oldu mu göre? Görmedim Orhan. Vallahi ben de görmedim. Ortada yok ne zamandır. Orhan. Ben gördüm Yaşar. Aha evet, geldiler. Yanımadırlar. Sağ olasın, sağ olasın. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Bir şeye ihtiyacın olursa, ne olursa olsun bir aladığı yeterlidir. Eyvallah, eyvallah. Şimdi size dediğimi anladınız değil mi? Durmayın, dediklerimi hemen halledin. Hadi. Vallahi benim aklım almıyor ha. Ya Sinan öyle bir adam değildir ki. Merttir, delikanlıdır. Kafası karıştı herhalde. Yoksa öyle bir şey yapmaz Sinan. Ya Irmak, hemen su koy verme daha ya. İndirme hemen yelkenleri suya. Bakacağız, konuşacağım dedim da. Boş ver Necmi abi. Konuşacak bir şey yok. Ben konuştum onunla zaten. İstemiyor ki beni. Kararımı verdim hem. Bu akşam dönüyorum. Nereye dönüyorsun? İstanbul'a. Evime. Aslında gitmeden önce Nermin teyzelerle konuşmak isterdim. Ama bu kadar olandan sonra benim için o kadar zor ki. Sen benim yerime Sinan'la konuştuklarımızı, hissettiklerimi, düşündüklerimi onlara anlatır mısın? Anlatırım tabii. Anlatırım Irmak da. Senin yerin burasıdır ya. Yakışmaz sana gitmek.
Herkes burada kal diyor. Bir tek Sinan hariç. Enişte. Oo, kimdir, nedir? Oo, Niyazi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen buralara uğrar mıydın ulan? Uğradım ya enişte. Gel otur, gel. Çay içer miyiz? Çok ısrar ettin içeceğim. O ne durdun? Sistem kurdum Niyazi. Adını da Arifon koydum. Ne dedim? Arifon, Arifon. Arifon. Bu sistem sayesinde çay içmek istediğin zaman çaya gitmiyorsun, çay senin ayağına geliyor. Ha. Nasıl oluyor? Şimdi görürsün. Alo Emine, bize iki tane demli çay getirir misin hayatım? Gördün mü bak, bu sistem sayesinde hem zamandan hem de kas gücünden tasarruf edip artı değer yaratıyor. Yarattığım bu artı değeri de daha faydalı işler için kullanıyorum. İyi, hayırlısı olsun işte. Alo Emine, bana niye cevap vermiyorsun ahu gözlü? Ya Emine, sesim gelmiyor bu kadın, alo! Hop! Yok arkadaş, yok ya. Sistem kurduk, kullanmıyor kadın ya. Bir kadın iki dakika yerinde durmaz mı ya? Fellik fellik geziyor. Ya ne oldu enişte? Niye darlandın lan? Yok da yok, Emine yok ya. Kapı duvar. İki çay keyfi yapalım dedik, kursağımızda kaldı ya. Ya tamam, sıkıntı yapma kendine de. Otur ya. Çay mı içeriz sonra, ne dur ya? Allah Allah. Öyle olacak da Niyazi. Sonra yaparız. Ne yapalım? Niyazi. Hı. Bu ara biraz durgun gördüm seni ya. He? Ya enişte. Keyfim yok da bu ara. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Emine anlattı bu kendi durumunu da. Olay beynimde vurulmuşa döndüm Niyazi ya. Beynimden vurulmak ne demek enişte? Ben ilk öğrendiğim zaman bu yer ayağımın altından kaydı zannettim. Öyle kötüydü vallahi. Öyle de bir dert ki çaresi de yok. Sen söyleyecek bir şey de bulamıyor ki böyle durumlarda yani. Vallahi çok üzüldüm Niyazi ya. Yemin olsun Onur'u severken bile böyle opup koklarken çekiniyorum ya yanınızda. Yapacak bir şey olsa var ya. Ha bu dünyayı yakarım, yıkarım. Ne gerekiyorsa yaparım ama. Çocuk, aşkın meyvesidir tabii. Yani evin neşesidir de. Şimdi düşünüyorum, Onur olmasa biz Emine'yle böyle bir kör bir topa evin bir köşesinde sessiz, kimsesiz. Vallahi enişte ben öyle cümbür cemaat çocukluğu öyle bir tane iki tane de değil ha. Dört tane, beş tane, Allah ne verdiyse. Öyle bir yuva hayal ederdim ben. Ya ben sessiz bir evden hoşlanmıyorum. Ya sevmiyorum, darlanıyorum, boğuluyorum ya. Biz de kalabalık bir evde büyüdük ya. Ondan ne bileyim ben böyle uzun masalarda böyle oturalım istedim. Çoluk çocuk, erkekli kızlı. Öyle hep beraber olalım. Yiyelim, içelim, sohbet edelim. Ne bileyim, gülelim, ağlayalım da hep beraber. Ya zaten hayatta bundan daha güzel ne var ki enişte? Ama... Olmayınca olmuyor enişte. Olmadı da ne yapalım? Kader böyleymiş de Niyazi. Öyle ya enişte. Kader böyleymiş. Ne yapalım? Bizim payımızda da böyle sessiz, ıssız bir ev düşecekmiş.
Ya enişte, varsın ıssız olsun, sessiz olsun. Ne değişir ki? Bu kebenle olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum bu dünyada da. Ya değil çocuk. Ben bu keyi var ya, bu dünyada hiçbir şeye değişmem ya. Ulan helal olsun sana Niyazi be. Sensiz ben yolumu bulamam bu kem. Kaybolurum. Yok olurum. Hiç olurum, hiç. Sen ışığımsın benim. Karanlık denizde yönümü bulduğum deniz fenerimsin. Beni sakın bırakma. Yaşar! Orhan? Sen haklısın. Sizi terk ettim. Ama unutturacağım yaptıklarımı. Burası. Burası. Babamın evi. Bu ne? Bunu sen nasıl yaptın? Babamın evini nasıl tuttu? Hiç içmesinmedi ama mecbur kaldım abi. Mecbur kaldım. Kırdım babam. Benim babam öldü. Benim babam öldü. Sen hiç utanmadan. Babamın evini mi tuttu? Evsiz kaldım. Sokaklarda yattım kalktım. Daha ucuz ev bulamadım. Babamı öldürdün sen! Katil! Saçmalama Arhan, ben katil falan değilim. Katil! Karıncayı bile incittim. Yok, sen paraları aldın, yerine satıp paraları koydun. O yüzden vurdular babamı. Babam senin yüzünden vurdular. Ama benim babam masumdi. Benim babam masumdi. Ne bizim paraları sahte olduğunu babam. Baba beni kurtaracaktı. Biz buraya gelecektik ama biz burada mutlu olacaktık. Biz burada hayal kurduk ama biz burada mutlu olacaktık. Olmadı işte. Ben de böyle olmasını istemezdim. Sen hırsızsın. Yalancısın. Hep kendini düşündün. Beni yetim bıraktın Yaşar. Beni yetim bıraktın. Ne yapıyorsun ona? Dur, sakin ol. Beni yetim bıraktın. Üstüme gel de. Babam senin yüzünden. Yapayım.
dışarı! Orhan yapma Orhan! Orhan yapma Orhan! Ne yaptın Orhan? Bak, bütün camları kırdın, hiç cam bırakmadın. Yazık, günah değil mi? Can mı öyle mi yaşa? Olamaz canım. Can mı önemli Yaşar? Yoksa babam canım. Bir şey desene Yaşar. Bir şey de bana hadi. Can mı önemli? Hayır. Hayır. Ayırdın bizi Yaşar. Sen ayırdın bizi. Beni mahvettin sen. Hepimizi mahvettin. Geldin Necmi abi. Hoş bulduk Emine'm. Oo cuma içki mi? Sen bu evin yolunu bilir miydin ya? Ne yapalım cuma iş güç daha. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk Emine amcam. Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettim ama. Onu biçim ne yapalım? Otur öyle. Oturayım ama çok kalmayacağım. Zaten buraya elçi olarak geldim. Hayırdır evlen? Rümak istedi gelmemi. Onun dediklerini size söyleyip hemen oradan kaçacağım. Aslında Rumak size gelip bir açıklama yapmak istemiş ama kendisi gelmeye cesaret edememiş. Benden rica etti. Ben de öyle olunca kıramadım hani. O ne duruyor, ne açıklaması? Vallahi Niyazi bunları ben de duymak istemezdim ama ne yapalım? Ben mecbur. Rumak'la Sinan evlenmemeye karar vermişler. Ayrılmışlar. Çocuğu doğurma kararı da tamamen kendisine aitmiş. Kimseden de bir beklentisi yokmuş. Özellikle de Sinan'ın hiçbir zorunluluğu yok dedi. Bir çocuğun babasız olması. Hiç olur mu öyle şey? Her şeye zeval olmaz Nedat. Bırak bir sözünü bitirsin. Rumak bugün gidiyor. Babasıyla İstanbul'a dönüyor. Gitmesine izin mi vereceğiz baba? Bir de sizleri tanıdığı için çok mutlu olduğunu söylememi iletti. Haydi bana müsaade Cuma. Haydi Cuma aşkım. Çıkma gayetten sağ ol. Bir şey değil Cuma aşkım. Gayetten. Sağ ol Necmi. Bir şey değil Emre amca. Yermak gidiyor. Biz ne yapacağız? Kardeşimin çocuğunu taşıyor da o dedi. Gitmesine izin mi vereceğiz? Olmaz öyle şey. Bizim Sinan'ın bir şey yapacağı yok. Yazık değil mi o kıza?
Onu öyle kimsesiz mi bırakacağız? Gitmesine izin vermeyelim Enver. Irmağın yanına birlikte gidelim. Çocuğumuzu babasız koymayalım. Süheyla Hanım. Ha burada gördüğünüz bu çaylıklar benimdir. Ne kadar geniş araziniz varmış. Öyle. Daha önce aşağıda bir nal buruğum vardı. Ben orada bulunurdum. Burada da bir çavuşum işi idare ederdi. Sonra nal burcu yıkıldı. Ben de başımın çaresine bakmak için buraya geldim. İşin başında olmanız iyi olmuş. Daha kolay kontrol edersiniz. Çay kaçıran, hile yapan, para çalan olmaz değil mi? Ben de kimseye kaçırtacak göz var mı? Sizde merhameti bakan bir adamın gözleri var. Ne yazık ki kimse sizin kadar iyi yürekli değil. Dul bir kadına kimse iş vermek istemiyor. Şansın varmış. Ya bugün bir işçi aniden Avustralya'ya gitti. Senin çok şansın varmış. Gerçekten mi? Ne iş yapacağım? Çay topluyorsun. Bir Çinliluk. Sonra işi öğrenince seni işçilerin başına geçireceğim. Çok sağ olun Resul Bey. Gerçekten çok büyük adamsınız. Sevaba girdiniz. Ben sevap yapmasını seviyorum. O zaman şimdilik bana müsaade. Sonra yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Günaha girmesini de severim. Bu lanet olası şeytanı da sen yaratmadın mı? Biraz acele et, uçağı kaçıracağız. Irmak. Irmak, gitme. Böyle gitmek olmaz. Melahat babaanneciğim, bakın ben kararımı verdim. Kalamam. Senin kararın bizim için geçerli değil. Senin gönlün de rahat değil, bilirim. Seni dünyada bırakmayız. Hatice Bey, Irmak bizim de kızımız. Onun böyle gitmesine gönlümüz razı olmaz. Irmak, sen benim kıymetlimsin. Canımdan parça taşıyorsun. Seni hiçbir yere göndermem artık. Ya bir dakika, sen nereye gidiyorsun ya? Senin evin yurdun burası değil ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen ısrar etmeyin. Gerçekten kalamam. Kalacaksın. Dünya yıkılsa kalacaksın. Sen bizi tanımamışsın. Seni bu halde dünyada göndermeyiz. Bu konu kapanmıştır. Bakın anlamıyorsunuz. Sinan beni istemiyor. O beni istemediği sürece ben burada duramam. Ya ne alakası var ya? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sinan ne demek istiyor da Allah Allah. Yok, bu doğru değil. Doğru kızım. Sinan da kalmanı istedi. Peki neden kendisi gelmedi? Ya şimdi niye gelmedi?
O korktu, o yüzden gelmedi. Çocuğu olacak ya. Ona da anlayış göstermek lazım da. Çocuk bir darlandı önce. Ama şimdi o pişman oldu, aklı başına gelmiştir. Öyle değil mi? Sen yapma böyle de. Gitmiyorsun. Buradasın sen. Düğün dernek olacak. Başka türlüsü olamaz. Sinan beni istiyor mu gerçekten? Evet, bu evliliği o da istiyor. Akşam yemeği için herkes beni bekliyor. Ama eve hiç gitmek istemiyorum Bahar. Senin yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Yanlış. Çaresi yok. İmkansız. Sanki bunları bilmenin bir faydası olacakmış gibi. Seni unutmaya çalıştıkça sana daha çok bağlanıyorum. Keşke kimsenin bizi tanımayacağı bir yere gidebilseydik. Hayatımıza karışamayacağı. Düşünsene bütün geçmişimizin silindiğini. Her şeyi sıfırdan başlardık. Herkes bize ne mutlu çift diye bakardı sadece. Birbirimizden başka kimseyi tanımazdık. Evet. Tek çaremiz buradan gitmek. Nasıl olsa burada mutlu olmamıza izin vermeyecekler. Birbirimizi kazanmak için ailemizi, tüm sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Birbirimiz için her şeyden vazgeçeceğiz. Sence bu çok ağır bir bedel değil mi Sinan? Evet. Çok ağır bir bedel. Bir göze olabilecek misin? Ya sen? Sen göze alabilir misin? Çok büyük bir karar. Sence yapabilir miyiz? Gittim gidiyorum da şu
Gitme sevdum gitme da dünya gelir dar bana. İkna edebildiniz mi Irmak? Çok zor oldu evladım. Kolay olmadı. Sinan'ı görmeyince bozuldu haliyle. Zor oldu kararını değiştirmemiz. Yalan söyledim. Allah affetsin. Başka çaremiz yoktu. O yavrucak başka türlü kalmayacaktı. İş Sinan'ı ikna etmekte. Bir dolu söz verildi. Eğer olmazsa Latila Bey'e de kızımıza da çok mahcup olacağız. Mahcup olmayacağız. Bu iş Sinan'ı aştı artık. Kabul edecek. Edecek. İnşallah. İnşallah. Hele bir akşam olsun gelsin de konuşuruz. Bu kenarda Emine. Ne bileyim, epeydir sesi çıkmıyor, uyuyordur herhalde. Ha iyi, uyusun uyusun. Rahatsız etmeyin mesela. Şimdi buradasın Harun. Ama ruhun orada. Bırak tenir. Aklında. Kalbinde. Ne kaldı orada senden geri? Hangi derdine çare bulamadın da kaçıp geldin? Boş ver be kaptan. Biz Irmak kızımla konuştuk. Senin adına söz verdik. En kısa zamanda evleneceksiniz. Nasıl? Da bizim vazifemiz size sahip çıkmak. Hatalarınızı göstermek. En hayırlısı bu olacak evladım. Mahcup etmeyeceksin bizi. Verdiğimiz sözü tutacaksın. Hayır bir dakika. Ne akla benim yerime kararı verebiliyorsunuz? Başka bir yol mu bıraktın? Yüreğim bir türlü yumuşamadı. Yüreğim yumuşamadı. Ne beni zalim gaddar biri olarak mı görüyorsunuz? Bu evlilik mutsuzluk getirecek. Irmağa da bana da bunu neden anlamıyorsunuz? Neden hala ısrar ediyorsunuz? Daha kaç defa söylemem gerekiyor bu evliliğin olmayacağını? Ya Sinan. O çocuğa sahip çıkmazsan yarın bir gün senden hesap sormaz mı? He? Sana nefretle bakmaz mı? Torunumuzu hasret mi kalalım oğlum? Bizden uzakta mı büyüsün? Yabancı mı bilsin bizi? Hata yapmana izin vermeyeceğiz. Yapma Sinan. Unut artık kendini. Bundan sonra çocuğun için yaşa. Oğlum. Büyü artık biraz lan. Büyü, büyü. Baskı yapmayın bana artık. Rahat bırakın. Ulan bana bak. Eğer Irmak'ı bu halde bırakırsan... Bana bundan sonra abim abi deme. Bana da abla deme. Ben de torunumsun demem artık. Bu eve sokmam seni. Kimse de adını anmaz. Verdiğimiz karara uy. Ailemizi parçalama. Sizin için Irmak benden daha mı önemli? Onun mutluluğu, el alemin ne dediği daha mı önemli? Beni için sayıyorsunuz. Kararıma saygı duymuyorsunuz. Belli ki siz seçiminizi yapmışsınız. Ama bilin ki ben de kararımı verdim. Oho sen ne güzeli.
Rıza göstermeden de bu eve gelme. Ne zaman karar verirsin, bu kapıdan içeri girersin. O zaman anlarız evlenmek istediğini. Yoksa bir daha bu kapıdan içeri giremez. Be hadi, çek. Çık git haydi. Aklın başına gelene kadar daha seni bu eve almayacağım. Evlenirsen bağrımıza basarız. Yoksa tamamen seni unuturuz. Çek. Haydi. Çık dışarı. Bize karşı ne yazdım? Ne kadar çabalasak da mutlu olmayı başaramadık. Tam her şey yoluna girmişti ki o kurşun beni buldu. Anne olma hakkımı elimden aldı. Beni yarım bir kadın yaptı. Siz ne kadar gizlemeye çalışsanız da ben gerçeği biliyorum. Kapı arkalarında neler konuşulduğunu, annenin ve Emine'nin sana yaptığı baskıların farkındayım. Onlara kızma Niyaz. Annen elbette ki senden torun isteyecek. Emine hala olmayı isteyecek. Ama benim için önemli olan sensin. Baba olmak senin hakkın. Ben sana layık değilim Niyaz. Senin hayallerini gerçekleştiremem. Hatırla. Oğlum olunca ona balık tutmasını öğreteceğim demişti. Maça götürecektin. Hayattaki en iyi arkadaşı olacaktın onun. Kızın olunca da onun en büyük kahramanı. O kadar güzel hayallerin var ki seni onlardan mahrum bırakmaya hakkım yok. Bana acıyarak bu evliliğe katlamanı istemem. Bu bana sadece acı verir. Anne şimdiden benim kusurumu kapatacak birini buldu bile. Artık benim senin yanında kalmam mümkün değil. Acılarımız katlanmadan ayrılmamız en doğrusu. Sen tanıdığım en iyi insansın Niyazi. Şu hayatta sevdiğim tek insansın. Ama sevgimi kalbime gömmekten başka çarem yok. Ne olur peşimden gelme. Çünkü asla geri dönmeyeceğim. Her gün mutlu olman için dua edeceğim. Allah'a emanet olun.